Herkese merhaba. Yeni bir web sitesiyle karşınızdayız. defneyilmaz.com. Bazılarınız bunu YouTube üzerinden izliyor olabilir. defneyilmaz.com sitesi üzerinden de videoları izleyebilirsiniz. YouTube'a yüklediğim her videoyu, YouTube kanalında gördüğünüz her videoyu aynı zamanda defneyilmaz.com üzerinden yayınlıyor olacağım. Asıl amaç web sitesi üzerinden yayınlamak. defneyilmaz.com, ipekyilmaz.com sitesinin kardeşi ve ipekyilmaz.com üzerinde pek video paylaşmıyorduk. Bunların hepsini biz artık defneyilmaz.com üzerinden yapmaya çalışacağız. YouTube kanalını lütfen beğenin ya da tam tersi, eğer site üzerinden izliyorsanız YouTube kanalı üzerinden de izleyebilirsiniz. Oradan da kanalı beğenebilirsiniz ve yorumlarınızı mutlaka iletin. Hem YouTube üzerinden hem de site üzerinden. Onlara yanıt vermeye çalışalım. İnteraktif bir şey olsun. Sadece böyle monolog olmaktan çıkartalım. Öyle bir amacım yok. Daha çok tecrübelerimizi sizinle paylaşmak istiyoruz. Bu kadar zamandır, bu kadar yıldır biriktirdiğimiz tecrübeleri sizlere aktarmak istiyoruz. Biliyorum bazılarınız vize başvurularını yapmak üzere, bazılarınız vizesini aldı, yerleşim için şehir seçiyor veya zaten çoktan seçtiniz. Neler olduğunu merak ediyorsunuz. Tabii her yer hakkında bilgimiz yok ama geneli itibariyle bildiklerimizi size anlatmaya çalışıyoruz. Zaten ipekyilmaz.com web sitesini açarsanız orada yaklaşık 10. yılımızı doldurduk. Oradan okuyacağınız çok uzun bilgiler zaten var. Çok uzun makaleler zaten var. Hem bilgi anlamında hem kişisel tecrübeler anlamında çok şey görebilirsiniz. Yaşadığımız şehirleri anlattık, işte yaşadığımız ülkeleri anlattık, İstanbul'dan çıkışımızdan Avustralya'ya yerleşimimize kadar. Bazı sorulara cevap vermeye çalıştık. Bunları tabii yıllar içerisinde edindiğimiz tecrübelerle yaptık. Mesela nasıl yerleşilir, mesela neler yaptık, nasıl taşıttık eşyalarımızı, neleri bıraktık, neleri taşıdık, neleri getirdik. Oturum nasıl aldık? Hani permanent residency denen kalıcı oturum nasıl aldık? Ne zaman vatandaş olunur veya ne zaman vatandaş olursunuz? Olursanız neleri geride bırakıyorsunuz ya da bırakmıyorsunuz? Faydası ve zararları nelerdir? Bunları biraz irdeledik. Bunları interaktif de yapmaya çalışacağız. Lütfen çok detay sorularınıza her zaman yanıt veremeyebiliriz ama genel itibariyle sahip olduğumuz bilgileri, tecrübeleri sizinle paylaşmak istiyoruz. Ve lütfen, lütfen iletin sorularınızı, yanıt vermeye çalışalım. Dediğim gibi bunu ben monolog olmaktan çıkartmayı çok istiyorum. Yaşadığım şehirde, hatta yaşadığımız şehirlerde, belki de hiç gitmediğimiz, görmediğimiz yerlerde insanların desteklemeye ya da cevap vermeye hevesli olduğu kadar başka insanların da görüşlerini interview şeklinde, görüşme şeklinde, sohbet şeklinde aktarmaya çalışacağız. Benim elimde bu konuyla ilgili bir takım soru listesi zaten var, hazırladım. Ama bir yandan sizin sorularınız olursa onları da lütfen iletin ki oraya ekleyebileyim, oradaki sorulara yanıt verebileyim. Aklınıza gelebilecek herhangi bir göçmenlikle ilgili veya yerleşimle ilgili lütfen her türlü sorunuzu iletebilirsiniz. Ben bunlara dilim döndüğü kadar, bildiğim kadar aktaracağım. Bilemediğim durumda da tecrübeli birisinden yanıt bulmaya çalışacağım veya sizi farklı kanallara, kaynaklara yönlendirebilirim. Böylelikle birbirimize faydamız olmuş olur. Bu konuda bizim hiçbir maddi beklentimiz yok. Tamamen bu konudaki yaşadığımız tecrübeleri aktarmak istiyoruz. Ve biraz olabildiği ölçüde sizlere ışık tutmak istiyoruz. Şimdilik ilk video için bu kadar. YouTube kanalına ve de siteye arada bir uğramayı unutmayın. YouTube kanalına abone olursanız da video yayınladıkça sizlere YouTube üzerinden bilgi gelir. Görüşmek üzere.